Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Servet-i Fünun'un Fünun romanının özelliklerine bakacağız. Onun yanında da realizme bakacağız hocam. romanı işliyorduk Ondan tabii ki zaten biz. romana devam ediyoruz. Hocam bu dönemde şu kelime bizim için bilinecek. Batılı anlamda Türk romanı bu dönemde yazılmış. İlk örneklerini Tanzimat'ta verdik. Artık biz bu türü tanıyoruz. O zaman Ve daha batılı iyi anlamda yapmaya tabii ki daha iyi başladık. yapmaya başladık. Batılı anlamdaki ilk romanı biz nerede vereceğiz? Bu dönemde vereceğiz. Servet-i Fünun döneminde batılı anlamdaki ilk romanlar bu dönemde verilmiştir. Roman, üslup ve teknik bakımından önceki döneme göre, yani Tanzimat dönemine göre büyük bir gelişme gösterecek. Çünkü Çünkü bir artık sürü, değil mi? yazıyoruz yani. Yazmaya Öğreniyoruz başladık ve bir artık. sürü örneğini verdik. Bu dönemde roman tekniği modern ve sağlamdır. Artık öğrendik çünkü biz bu işi. Bu dönemde Tanzimatçılarda görülen kurgu hataları, üslup eksiklikleri ve acemilikleri ne olacak hocam? Gitmiş, Kaybolacak. kayboldu. Yeni romanlarımızda bunlarla karşılaşmayacağız. Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşmalar başarılı bir biçimde verilmiştir. Yazarlar eserde ne yapmışlar? Kişiliklerini gizlemişler. Bu Artık neyin biliyor musunuz hocam? ilahiden kaçmışlar. Hocam şu Realizm. artık romantizmden kaçmışlar diyelim mi? Artık Ha, realizm değil ilahi mi? bakış Ha, açısından kaçmış. ilahi Yani bakış açısı her romantizmden şeyi kaçmışlar. biliyordu. Ona bakıyorduk. Burada kişiliğini gizliyorsa romantizmden kaçmıştır. O Niye? zaman Romantizm de kişiliğini gizlemiyordu. Yorum açıkça yapıyordu. veriyordu. Seviyorsa sevmiyorsa söylüyordu. Ama burada kendi kişiliğini gizleyip okuyucunun yorumlamasını istiyor. O yüzden bu realizmin özelliğidir. Olayları kişileri iç ve dış özellikleriyle, psikolojik yönleriyle objektif bir şekilde anlatmıştı. Yani sadece iyi ya da sadece kötü bir şekilde anlatmıyor. Birden fazla yönüyle ele alıyor. Bu O da bizim zaman için birden fazla önemli. tipleme var. Aynen, bu da bizim için önemli. Dil ve üslup olaya ve olayın kahramanlığın kişiliğine uygun olarak kullanılmıştır. Dili nasıl olacak hocam? Tanzimat ikinci dönem ve birinci dönemde biz biraz daha sade bir dil kullanıyorduk ama Servet-i Fünun dönemi baskının olduğu bir dönemdir. Dili süslü ve sanatlıdır. Buna dikkat edeceğiz. Neye önem vermişler? Estetiğe önem Estetiğe vermişler. O önem zaman burada vermişlerdir. sanat için gibi bir anlayış Tabii var. tabii Servet-i Fünun döneminde sanat içindir anlayış Var var. ya, öğreniyorum bir şeyler bak. Sanatçılar duygu ve düşüncelerini anlatmak için Arapçadan, Farsçadan, Batı edebiyatından kelimeler ve tanımlamalar kullanacaktır. Çünkü Bu daha yüzden böyle süslü. dil bu yüzden Ağır. ağırdır, sanatlıdır. Bunun sebebi ise şu hocam, yaşadıkları dönemdeki siyasal baskılar ve sansür nedeniyle ne anlatacak bu adamlar? Bireysel Bireysel konular. konulara. Niye? Toplumsal konulardan bahsettiklerinde sürgün yiyorlar hocam, ceza yiyorlar. O yüzden bu dönemde bireysel konuları tercih etmişlerdir. Sosyal içerikli temalardan uzak durmuşlar. Bir önceki Tanzimat döneminde biz yanlış batılılaşmayı anlatıyorduk, köleliği, cariyeliği anlatıyorduk. Bu dönemde ne anlatacağız? Hayal hakikat çatışması. Bunu unutmayın, olur mu? Hayal hakikat çatışması Servet Fünun dönemi için anahtar kelimedir romanı için. Başarısız aşklardan, karamsarlıktan bahsedeceğiz ki bunların tamamı bireysel konulardır. Buna dikkat edeceğiz. Konular İstanbul'daki seçkin kişilerin yaşamından, özellikle de batılı çevrelerden alacak. Tanzimat 1'de sıradan Sıradan insanlardı. insanlardan. Burada ise seçkin kişilerden alacağız. Bu dönemin romancıları kim hocam? Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Metro. Hüseyin Cahit Yalçın. Halit Ziya Uşaklıgil de sorulur, Mehmet Rauf da sorulur. Bilginiz olsun. Her ikisi de bizim için çok önemli ama hangisi daha fazla sorulur? İkinci yıldız alan. Yani Halit Halit Ziya Ziya Uşaklıgil gelir karşınıza. Uşaklıgil. İki Ertuğrul tane Demirel. isim bilin. Bir ilk var bu dönemde. Bizim için ilkler neydi? Önemliydi. Önemliydi. Mehmet Rauf'un hocam yazmış olduğu Eylül isimli roman bizim edebiyatımızda yazılmış olan ilk İlk psikolojik psikolojik roman. romandır. Realizm. Geldik realizm. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da neye tepki olarak çıkmış olabilir hocam? Bu Romantizme tepki. romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir edebi Realizm akımdır. gerçekçilik Gerçekçilik bu hocam, aynen. şekilde. Gerçeği yansıtabilmek için de gözleme yer vereceğiz. Daha çok biz realizmi nerede kullanacağız? Roman ve Roman ve hikayelerde hikayede. kullanacağız. Buna dikkat ediyoruz. Gerçekçilik, hani ben romantizmde bir tane yabancı isim söylediğimde neyi bilin dedim? Victor Victor Hugo'yu Hugo'yu bilin dedim bilelim ya. dediniz. Realizmde de Gustave Flaubert'i bileceksiniz. Yani muhakkak bilmeniz gerekiyor. Gustave Flaubert realizmde dünya edebiyatında muhakkak bilinmesi gereken isimdir. Sebebi ne hocam? Madame Bovary isimli bir roman yazmış ve bu roman realizmin romantizme üstün geldiğini kanıtlamış. O yüzden muhakkak bilinmeli diyoruz. Realizmin çıkışında pozitivist anlayış etkili olmuştur. Bu ne demek peki? Deneyle ve bilimle ispatlanmayan hiçbir şeye inanmamalıdır. Tamam mı? Bu felsefe üzerine temellenmiş bir akımdan bahsediyoruz.
Realistlere göre günlük yaşam ön yargısız bir şekilde incelenmeli. Sanat, klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarılmalıdır. Buna dikkat edilmeli. Bilimsel verilere ve gözlemle önem verilmiş. Belgelere, bizim için önemlidir. Gözlem dendiğinde zaten sizin aklınıza realizm gelmek zorunda. Aynen, bilimsel veri yine karşınıza sizin realizmi çıkaracak. Konular o zaman hocam gözlem yapıyorsa nereden alınacak? Gerçek konular yaşamda. Gerçek yaşamdan alınacak. Olağanüstü kişi ve olaylar olacak olmaz mı burada? Ki. Hayır, gerçek yaşamdan alıyorsunuz. Onu yer ben gözleyemem. İnsanı kendi çevresi içerisinde ele alacağız biz. Realistler eserde çevre insanın kişiliğini ortaya çıkaran bir unsurdur. Romantikler betimleme yapıyordu ya hocam, yapmak için yapıyorlardı. Bunlar eğer bir odayı betimliyorlarsa o odanın içerisindeki betimlemeyi sizin ruhunuzdaki yansımasını gösterebilmek için yapıyorlar. Yani sizin üzerinizde nasıl bir etkisi olduğunu gösterebilmek için yapıyorlar. O yüzden buradaki betimlemeler gereksiz değil, öyle söyleyelim ya da. Eserde kişiliklerini gizlemişlerdir. Yazar okuyucuya bırakır, kendisini saklar, kendi fikrini söylemez. Eserlerindeki kişileri, içinde yaşadığı toplumu objektif bir şekilde anlatır. Taraf tutmaz, buna dikkat ediyoruz. İnsanı biz iyi ve kötü yönleriyle birlikte alacağız. Yani bir insanın iyi yönünü veriyoruz ama kötü bir özelliği varsa onu da veriyoruz. Orada romantizmde olur. Ya sadece iyi ya kötüydü. Iyi ya sanatçılar biçime ve üslubu hocamla önem vermişlerdir. Buna da dikkat edeceğiz. Temsilcileri kim? Bizim dünya edebiyatında aslında baktığımızda en kaliteli romancılarımız realizm akımıyla yazmış hocam. Balzac, Stendhal, Gustav Flaubert zaten bilmelisiniz. Dostoyevski, Tolstoy, Anton Çehov, Turgenev, Maxim Gorki, Charles Dickens, Daniel Defoe, Mark Twain, Jack London. Hocam ben hepsini bilecek miyim? Evet, bileceğim. Hemen söyleyeyim mi? Gustav Flaubert'i bilin. Stendhal sorularda geliyor. Balzac geliyor. Dostoyevski geliyor. Bir de Tolstoy geliyor. Yani bizim sınavlarımızda en fazla kullanılan isimler bunlar. Bunların yanına da ne koyuyorlar? Victor Hugo'yu koyuyorlar. O yüzden bilin diyorum. Ona dikkat edin. Temsilcilerde en azından bunları bilmenizi tavsiye ediyorum. Sınavda kolaylık sağlar. Peki Türk Edebiyatı'nda kimler var hocam? Recaizade Mahmut Ekrem romanlarında realisttir Araba ki sevdası. Araba Sevdası, harikasınız. Araba Sevdası ilk realist romanı yazmış. Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Halit Ziya Uşaklıgil'i muhakkak bilin demiştik. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvarlı ve Reşat Nuri Güntekin realizm akımıyla eserlerini verecek. Yani bizde de romanda iyi olan isimleri görürseniz bu realizm akımıyla yazıyordu. Çünkü realizm akımı kusurlardan arınmış romanı ortaya koymayı zorunlu kılıyordu yazara. O yüzden bilmemiz gerekecek. Hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir dersin daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.